Aslan abi. Balığı hedef aldın değil mi? Balık değil. Balığın karşısındaki taşa. Seyret. Şimdi bir de sen dene. Dinle, yayı bu şekilde tut. Sonra bu şekilde çek. Gözlerini hedefin üzerinden ayırma sakın. Ve rüzgarın yönünü kontrol et. Olmaz. Nişan aldığın zaman kafanı bu şekilde tutmalısın. Ellerini de yukarıda tutacaksın. Ne kafamı böyle tutabilirim, ne de elimi, ne de bu yayı abi. Sanırım benim yüzümden annem seni asla sevmeyecek. Denemeye devam et şu an. Sonuç ne olursa olsun. Benim için hiç önemli değil. Hadi Sean, ne olursa olsun vazgeçme. Neden vaktini boşa harcıyorsun Kan? Çünkü babam arabacıların hiçbir zaman okçuluk yapamayacağını söylerdi. Benim amcam da hep şunu söylerdi. Asla vazgeçmemelisin. Ve eğer asıl amaç deneyerek öğrenmekse o zaman Sean da çok iyi bir okçu olabilir. Kan'ın bu yeteneği toplum tarafından kabul görmeyecek. Gücün asla kabul edilmeye ihtiyacı yoktur. Güç sadece yeni toplumlar oluşturur. Tanrı'ya inanmayan insanları bile değiştirir. Sen de böyle düşüncelerle evden ayrılmıştın. Ne oldu peki? Kendi aileni kuramadın. Ve hiçbir şeyi değiştiremedin. Çünkü benim onun gibi bir yeteneğim yoktu. Ama Kan bunu başarabilir. Onun doğuştan bir yeteneği var. Ve bu güç ona Tanrı tarafından doğuştan verilmiş. Kan bu evde doğduğu için ne kadar şanslı olduğunu tahmin edemezsin. Bak göreceksin. Kan bu zamanı değiştirecek. Bununla yetinmeyip yeni bir tarih yazacak. Bütün toplumu ve kuralları değiştirecek. Saçma sapan konuşmaktan vazgeç. Savaşçılar farklı boy için doğarlar. Bütün savaşçılar bilgiyle doğar öyle evet, mi? Evet, ne sandın? Bu yüzden de sadece savaşçılar ok ve yay kullanabilir. O zaman bize bir savaşçı olduğunu göster. Oradaki ağaçtan bir elma getir. Elmayı vurmak için oku balıkların arasından geçirmelisin.
Peki önce sen yap da görelim. İyi ama şu an henüz bir savaşçı değil. Şu anda sadece öğrenme aşamasında. Ancak sen bir savaşçısın ve doğuştan bu bilgiye sahipsin. O yüzden hedefi vurabilirsin. Hayır, ben o hedefi vuramam. Demek ki bir savaşçı değilsin. Zaten bu şekilde benimle yarışamazsın. Bu nedenle önce abimi yenmek zorundasın. Eğer yapamazsan senin dediğin gibi bir savaşçı olmadığını anlamış olacağız. Bu imkansız. Oğlumun da senin gibi boş hayaller peşinde koşmasına asla izin vermeyeceğim abi. Senden rica ediyorum, lütfen artık oğlumun kafasını karıştırma. Oğlumun hayatını mutlu ve huzur içinde yaşamasını istiyorum, hepsi bu. Savaşçı olması ona bir şey kazandırmaz. Toplumun nefret ettiği biri olmamalı. Bütün hayatını savaşlarda geçirmesini istemiyorum. Güç ve mücadele bir ömür boyu birbirine bağlı bir çift gibidir. Hayır, olmaz. Onun hayatında herhangi bir mücadele olmayacak. Karn, sıradan ve bir araba sürücüsü gibi normal bir hayat yaşayacak. Şu anda burası yeterince aydınlık değil. Bu yüzden o hedefi yarın sabah vuracağım. Dinle. Eğer o hedefi vuramazsan abimin ayaklarına dokunmak zorunda kalırsın. Ancak o hedefi vurursan ben senin ayaklarına dokunurum. Gidelim Şivetketu, hadi. Bir arabacı ancak arabanın dizginlerini tutmalı. Ok ve yay değil. Amca, sana bir şey söyleyeceğim. Elbette. Yarın sabah abim ve Uttam okla hedef vurma yarışması yapacak. Bahse girdik, sen de gelsene. Abim ve Uttam oklarıyla hedefi vuracak. Eğer Uttam hedefi vuramazsa abimin ayağına dokunmak zorunda kalacak. Bu harika. Bunu neden yaptın? Bu yarışma kesinlikle olmayacak. Yarın sabah kimse ok atmayacak. Umarım yine itaatsizlik etmezsin. Yarın sabah Karn oka asla dokunmayacak. Asla elini sürmeyecek ol. Baba, yarın sabah seninle gelmeme izin verir misin lütfen? Neden oğlum? Orduyu teftiş etmem gerektiğini biliyorsun. Çünkü birinin ayağına dokunmak istemiyorum. Ben bir hata yaptım baba. Devam edin. Gururum kırıldığı için ben de meydan okumayı kabul ettim. Bir hataydı. Yarın sabah Karn'la okla hedef vurma yarışması yapacağız. Ve muhtemelen kaybedeceğim. Arabacının oğlu. Hala dersini almamış. Bu konuda babasına daha yeni uyarıda bulundum. Eğer yarın sabah okun yayına bile dokunursa, hayatının kalanında bir daha böyle bir şey yapmayacağına tövbe eder. Karn onun ayaklarına dokunmayacak. Onunla konuşur. Yarın sabah kesinlikle o oka dokunmayacak. Sözümü tutacağım. Senin yerine ayaklarına dokunacağım. Şov. Hayır kardeşim. Ayaklarına dokunmana asla izin veremem. Bunu yapmaktansa onunla yarış.
Babam bana emir verdi. Ona karşı çıkamam. Arabacının oğlu sanırım gelmeyecek. Bir arabacının oğlu bir savaşçının oğluyla karşı karşıya gelmeye cüret edemez. Sanırım ayaklarına dokunma fikri karnı gerçekten korkutmuş. Yoksa çoktan gelirdi. O zaman evine gidelim. Ayaklarıma orada dokunsun baba. Hayır oğlum. Kan denen o çocuk ayaklarına bütün köyün ortasında dokunacak. Hadi gidelim. Gidelim kardeşim, geri dönelim. Madem meydan okumayı kabul ettik Sean, o zaman gidip şu işi bitirelim. Buradan geri dönmek olmaz. Senin utanmanı istemiyorum. Bir arabacının oğlu nasıl ok kullanabilir? Senin hiçbir silah kullanmaya hakkın yok. Evet, bu konuda haklısınız. Babam da zaten ok kullanmama kesinlikle izin vermedi. Sonunda babanın gerçeği anlamasına çok sevindim. Hadi Sean, ayaklarım sabırsızlıkla seni bekliyor. Eğer senin içinde sakıncası yoksa Sean'un yerine ayaklarına benim dokunmama izin verir misin? Hayır kardeşim. Benim yerime onun ayaklarına dokunamazsın. Bunu yapacağıma ben söz verdim. İkiniz de dokunabilirsiniz. Basit bir arabacının oğlu başka ne işe yarar ki? Şimdi ikiniz de gerçek bir savaşçının ayağına dokunup toplumdaki yerinizin ne olduğunu anlayın. Buraya gel oğlum. Dinleyin efendim. Arabacıların herhangi bir silah kullanma hakkı olmadığı için bu yarışma yapılsa bile zaten geçerli olmazdı. Yani galibiyet ve bir yenilgi söz konusu değil. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim şu efendim. Zaten yarışmaları mümkün olmadığı için ayağına dokunmasına da gerek yok. Evet, haklısın. Oğlumun ayaklarına dokunmasına gerek yok. Sadece bir arabacının oğlu olarak yerini bilsin yeter. Gidelim Uttam. Bu arada oğlunuzun ok kullanma hakkı var, öyle değil mi efendim? Bu durumda eğer iddia ettiği gibi hedefi vuramazsa
O zaman karnın ayaklarına dokunması gerekir, değil mi? Gel. Gel Uttav oğlum, gel. Hemen gelip karnın ayaklarına dokun. Ya da o hedefi hemen vur. Pekala oğlum, o hedefi vurmak zorundasın. Hadi. Efendim lütfen izin verin, kan dağıtsın. Babam bana emretti. Bu emrine karşı çıkamam. Tamam, izin veriyorum. Hadi karn, gelip hedefi vur bakalım. Hadi karn oğlum, şimdi onlara neler yapabileceğini göster. Nasıl olduğunu görsün. Hayır amca. Babam ok kullanmamı kesinlikle yasakladı. Bunu yapamam. Karn oğlum, biliyorsun, Tanrı sana iki kol ve iki bacak verdi. Baban oka el sürme dedi ama ellerin yerine ayaklarını kullanabilirsin. Yanılıyor muyum? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.